Sayın seyirciler, içinde bulunduğumuz hafta Kütüphaneler Haftası ve Kütüphaneler Haftası'nda bazı şehirler gezici kütüphaneye kavuştular. O kentlerimizden bir tanesi de Yalova. Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, TRT Yalova muhabiri Cem Meteokur'un konuğu olacak. Sözü şimdi Cem'e ve konuğuna bırakacağız. Cem Meteokur, seni dinliyoruz. Evet Feyza Çiğdem Tahmaz, insan kütüphaneye gidemiyorsa kütüphane insanın ayağına gelir ilkesiyle hizmete sunulan yeni araçlar Kütüphaneler Haftası'nın başlamasıyla birlikte yollara çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 54. Kütüphane Haftası'nda yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler temasıyla gerçekleştirecek etkinlikler kapsamında bugüne kadar yurdun çeşitli noktalarında 44 ayrı noktada faaliyete geçen kütüphanelere, gezici kütüphanelere 10 araç daha eklendi. Bunlardan biri de sizin de ifade ettiğiniz gibi Yalova oldu. Bu kütüphanede neler var, nasıl hizmet verecek ve konuğumuz İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali'den bu bilgileri alacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz Sayın. Teşekkür ederim, iyi yayınlar efendim, sağ olun. Nedir, gezici kütüphanede neler var, nasıl hizmetler verecek? Tabii ki gezici kütüphanenin bu projenin amacı kütüphanelere ulaşamayan, kütüphane hizmeti alamayan vatandaşlarımızın ayaklarına giderek onları kitapla buluşturmaktır. Onların kültür seviyesini, kitaba olan ilgisini artırmaktır. Bu projenin hedef kitlesi de bu vatandaşlarımızdır. Bunun dışında gezici kütüphane otobüslerimizde son derece çağdaş modern yapılmış araçlardır. İçlerinde yaklaşık 3000 tane kitabımız vardı. Bunların içerisinde süreli yayınlar, klasikler, çocuk kitapları, romanlar, hikaye kitaplarımız bulunmaktadır. Ayrıca gezici kütüphanemizin içerisinde bilgisayarlarımız, 6 tane bilgisayarımız var. Çocuklarımızın seyredeceği filmleri seyredeceği internet ortamı da var. Aynı zamanda cep sinemamız da bulunmaktadır. Bununla amacımız kütüphane hizmeti alamayan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, halkımıza bu hizmeti ayaklarına giderek en iyi bir şekilde ödünç kitap vererek bu hizmeti en iyi bir şekilde onlara sunmaktır. Bu kapsamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın da başlatmış olduğu Türkiye Okuyor, Kitap Okuyor kampanyası projesinde Yalova Kitap Okuyor projesinde de katkı sunmaktır. Ben bu konuda katkı sağlayan, emeği geçen Sayın Milletvekilimize, Sayın Valimize de şükranlarımızı, en iyi dileklerimi arz ediyorum. Saygılar efendim. Evet, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova'da faaliyete geçen gezici kütüphanenin faaliyetlerini ve içerisindeki bilgileri aktardı. Yalova'dan şu anlık aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Cem Meteokur, sana ve konuğuna.